Hvad tror du? Tøj? Türkiye Dağcılık Federasyonu 2011 yılı faaliyet programında yer alan kış temel eğitim kampı. Bu faaliyete daha önce Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim talimatına göre yaz eğitimlerini başarıyla tamamlamış sporcularımız katılabiliyor. Yaklaşık bu eğitime katılmaya hak kazanan 164 sporcumuzun buraya gelmesi bekleniyor. 7 günlük bir süre burada eğitimimiz devam edecek. Ve kış dağcılığının temel bilgileri arkadaşlara anlatılacak, aktarılacak. Daha sonra 7. günün sonunda yapılacak olan sınavla başarılı olan sporcular bir üst eğitim olan kış gelişim eğitimini almaya hak kazanacaklar. Başarısız olanlar da bir yıl sonra bu eğitimi yeniden alacaklar. 97 yılında Türkiye'de 25 tane kulüp vardı. Bugün 850 tane kulüp var. Yine o tarihlerde 30 taneye yakın aktif ilimiz vardı. Bugün 79 ilde aktif durumdayız. Yine 919 tane resmi kayıtlarda lisanslı sporcumuz vardı, dağcımız. Bugün 26.500 küsür tane lisanslı dağcımız var. 1997'de Türkiye Dağcılık Federasyonu tek branşta faaliyet yapıyordu. Sadece alpinizmde. Bugün alpinizmde, dağ kayağında ve spor tırmanmada faaliyetler yapıyor. Ve Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na yarışmalar gönderiyor. Diğer altyapı eksikliklerini tamamen tamamlamış. Geçmişte yönetmelikler yokken, talimatlar yokken bugün Türkiye Dağcılık Federasyonu 11 tane talimatla, yönetmelikle yürütülüyor. Yine geçmişte eğitmen yokken, belgeli eğitmen yokken bugün 174 tane belgeli eğitmen var. Tabii ki bunların hepsi gurur verici şeyler. Ülkemiz doğa sporları için çok uygun bir bölge. Onun için de gurur duyuyoruz biz. Şahsen bir şeyler verebildikse Türk dağcılığına ne mutlu bize. Çünkü bu bir ekip meselesi. Bunu hep beraber yaptık. Kulüplerimizle birlikte yaptık. Eğitmenlerimizle birlikte yaptık. Bu işe gönül verenlerle birlikte yaptık. Dağcı olmak için Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun eğitim talimatları var. Mutlaka dağcılık talimatlarına göre eğitimlerini tamamlaması lazım. Kulüplerimiz var. Kulüplere gidebilir. İl temsilciliklerimiz var. Dağcılık il temsilciliklerimize oraya gidebilir. Yani bu tür yol gösterecek iki tane kurumumuz var. Gençlik Spor İl Müdürlüklerimiz var. Dağcılık il temsilciliklerimiz var. Üniversite spor kulüplerimiz var. Tabii 164 sporcu bekliyoruz. Şu anda rakamı tam olarak veremiyoruz. 164 sporcunun gelmesi gerekli. Hak eden sporcu bu faaliyete katılmak için. Yaklaşık 50'ye yakında ilden bu sporcularımız. Program şu. 7 gün temel eğitim, kış temel eğitim. Nedir kış temel eğitim? Çadır kurma teknikleri, karda korunma teknikleri, karda yürüyüş teknikleri, karda kazma kullanma teknikleri, karda iglo yapma teknikleri, karda iz açma teknikleri. Böyle çoğaltabiliriz bunu. Yani kış dağcılığının için ne gerekliyse onun temel bilgileri burada arkadaşlara aktarılacak. İşte yön bulma, pusula, hayati idame, kış şartlarında çadırda nasıl yatılır, kış şartlarında malzemeler çadırın içerisine nasıl yerleştirilir, hangi malzemeler dışarıda bırakılır, hangi malzemeler içeri alınır,
Bunların hepsi bir derstir. Hepsi bir konudur başlı başına. Yani dışarıdan gözükmez pek bunlar ama bunları çok iyi kullanmasını bilmeyenler kışın dağda hayatını idame ettiremez. Bu bilgilerle eğitmenlerimiz bu arkadaşları donatacaklar. Daha sonra da biraz önce belirttiğim gibi sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan arkadaşlar bir sonraki eğitimi almaya hak kazanacaklar.